a crazy game. We started the game off very well, and I think for the regardless of the score doesn't tell, I think, the story. Evet, bugün yeni maçından çılgın bir maç olduğunu, çılgın bir maç olarak geçtiğini söyleyebilirim. Baktığımız zaman aslında ilk 20 dakikada da iyi bir mücadele ortaya koyduk. Skora bakmadan konuşacaksak, skorun özellikle ilk yarıdaki skorun maçın hikayesini ve performansını yansıttığını düşünmüyorum. Şanslar da yakaladık. Bir hatalı gol dedik, birinci golden sonra birbiri yakalayabilirdik. Fakat birbiri yakalayamadık. Hemen ardında ikinciye basit bir gol yedik. Ama oyuncularım hiçbir şekilde oynamaktan vazgeçmedi. Devam etti. Fakat bugün şöyle bir his vardı. Bugün ne yaparsak yapalım sanki günümüz değildi. Bir şeyler yaratmaya çalıştığımızda mesela Abat'ın bir pozisyonu vardı. Aşıttırma atıyordu ve top son anda yukarıdan dışarı çıktı. Galatasaray'da her denemesinde geldi, gol attı. Çok fazla denemeye veya şansa ihtiyacı olan bir takım değil. Oldukça kaliteli oyuncuları var. Zaten Avrupa'da mücadele ediyorlar. Çok büyük bir camia. Bunu zaten biliyoruz. Bu maçtan pozitifleri almamız lazım. Evet, her ne kadar skor bunu engellese de bu maçın içerisinden pozitifleri çıkarmamız lazım. İkinci yarıya başlamadan önce de soyunma odasında da bütün oyuncularımla konuştuk. Herkesin sakin olmasını ve maça 0-0 gibi oynayıp reaksiyon göstermelerini istedim. Bazı değişiklikler de yaptık. Ve bunlarla beraber şanslar da yakaladık. Fakat futbolda bunları yakalayamadığımız, futbol kaçırdığınız zaman, bu şansları değerlendiremediğiniz zaman bu tarz sonuçlar yaşanabiliyor. Bugün akademiden iki oyuncumuz sahadaydı. Ozan az daha gol de atıyordu. Çok iyi bir performans gösterdi. Penaltı kaçırdık mesela. Ya bugün kısaca bir şey yapacak gibi olup Galatasaray'ı bir şekilde zora sokmaya çalıştığımız noktada böyle bir şanssızlıkla karşılaştık. Ne yaparsak yapalım günümüz değil gibi bir maç geçti. Yani birinci dakikada da aynı zamanda bir penaltı pozisyonu vardı. Belki tekrardan bakmam lazım. Ondan yana tam emin değilim şu an ama orada bir elle oynama vardı. Çalışmaya devam etmeliyiz. Bir şeyden eminim. Taraftar da inanıyorum bunu görmüştür. Biz rakip Galatasaray diye yerimizde durmadık veya geriye çekilmedik. Sonuna kadar mücadele etmeye çalıştık. Tabii ki taraftarlar daha iyi biliyor. Geçen seneden oynayan çok fazla oyuncu yok. Çok yeni bir kadroyuz. Fakat ne kadar mücadeleci olabileceğimizi de gösterdiğimize inanıyorum. Ve bir şeyden özellikle istediğim şey şu ki taraftarın hep gelmesini sağlayabilmek için rakip kim olursa olsun, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, bütün maçlarda Adana Demirspor'un oyunu için gelmesini istiyorum. Ve bunu elde etmek için çalışmaya devam edeceğiz ve bunu gerçekleştireceğimize inanıyorum. Any questions? No?